Ne haber? Ne oldu abi? Bir şey yok. Yani bir şey oldu yok. Nasıl bir şey yok ya? Sen konuşmadın mı adamla? Konuştum. Görüşmeyi ayarladın değil mi? Ya adam görüşmek istemiyormuş. Nasıl görüşmek istemiyormuş? Neden? Ne bileyim ben oğlum ya, sen lan bu işi. Unut oğlum, unut. Boş ver, boş ver. Abi ben neyi unutuyorum ya? Neyi unutuyorum ben? Senin şu konuştuğun adam kim ya? İşte telefonu versene, ben bir konuşayım onu. Oğlum bir sakin ol, tamam mı? Adam görüşmek istemiyormuş, anlamıyor musun? Nasıl görüşmek istemiyormuş abi? Böyle işi. Sen kimle konuştun? Şu telefonu versene abi sen. Lan bana. Oğlum anlamıyor musun lan? Adam ben istersem görüşürüm demiş. Yani öyle randevu alınıp da gidip görüşülecek bir adam değil. Öyle olsa amenna ben sana hemen alırım. Ama öyle değil işte. Abi! Adamlar bana kazık attılar be! Kazık attılar! Kızımın intihar ettiğine inandığım anda görüntülerin montaj olduğunu anladım. Şimdi hiç kimse bana görüşmek istemiyorum diyemez abi. Ecdadını sakin ol lan! Sakin ol! Kompleksli konuşma manyak! Sakin. Abi su iç gel. Git abi. Sakinim ben. Lan oğlum neyin zorluğu lan? Pompa lan bu. Sokarsın biter ya. Oğlum zor, vallahi zorlu. Her damacanın kendi pompası olması lazım. Başka türlüsü olmaz Akbaba. Ya o kadar iş yapıyorum bak evde, yemin ederim tek üşendiğim iş var. Böyle eskiden böyle şeyler vardı hatırlıyor musun? Bidonlar falan. Böyle bidonların ucunda böyle musluk olurdu. Çevirdim, vırt akardı. Aynı o hesap olacak. Damacanın ucunda musluk olacak. Alacaksın damacanı, açacaksın musluğu, oldu bitti işte. Lan arkadaş neyin muhabbetidir anlamadım. Taktı herifim bu damacana, musluk, pompa. Sen ne düşünüyorsun kardeş, haksız mı? Valla ben dinlemedim ya. Ne mevzu ne? Ya pompadan bahsettik dedin ya. Tabii git oğlum, saçma sapan ne pompası ya? Aha. Sana ne oldu lan? Uygun'u mu düşünüyorsun? Ya öyle. Ha. Vay kardeşime bak be. La oğlum. Kız Ankara'ya gelsin, gidek isteyek. Ya oğlum bir saçma sapan konuşma Allah'ın aşkına Harun ya. Lan niye saçma sapan konuşayım oğlum la? Vallahi bak benim ailem buna iyice alıştı. Bizimkiler gider ister tertemiz halleder onu. Akbaba bir tane de sana istek hatta. Zaten amirim de o savcı da herhalde takılıyor öyle. Tatillere gittiğine falan göre bir numara var herhalde. Dördümüz gayet güzel takılırız. Basarız nikâda. Hop balayı. Nasıl? Aman abi aman. Sen istediğin gibi yan. Bize ilişme. Lan ne yanacağım salak. Sen evlilik müessesesinin ne kadar iyi bir şey olduğunun haberin var mı? Yok. Öyle konuşuyorum boşa. Allah Allah. Oğlum bak evlenmek iyi bir şey, güzel bir şey. Ben çok mutluyum. Siz de evlendirek tamam mı? 3 tane çocuk patlatırız. 3, 6, 9, 12. Oydi. Çayır çimene de salarız o çocukları. Evliliğine de nişanına da başlayacağım ha. Sen iğrenç bir insansın ya. Vur ya vur. Senin kıza vur. Hadi. Behzat. Evet. Oğlum. Bu adamları sen benden daha iyi tanıyorsun, tamam mı? Bilirsin. Evet. Öyle işte, ha deyince olmuyor. Evet. Meşgulmüş adam. Meşgulmüş. Ya herruya merru abi, bakacağız. Bana bak, kendi kafana göre hareket etme, tamam mı? Evet. Biraz zaman geçsin. Evet. Bekleyelim. Evet. Ben yine araya adam sokar. Gider seni buluştururum, görüştürürüm, konuştururum bu adamlarla. Yani artık başka yollardan halledeceğiz. Başka yollardan halledeceğiz abi. Halledeceğiz tabii oğlum, ne sandın? Halledeceğiz abi, halledeceğiz. Başka yollardan halledeceğiz. Hayırdır? Siz yine kavga mı ediyorsunuz? Yok lan, ne alakası var? Sen de ne zaman bizi görsen kavga ediyoruz zannediyorsun ha, mavi kafa. Abi, şu adamın telefonunu versene sen bana. Ya oğlum telefon yok diyorum sana, anlamıyor musun? Başka yollardan halledeceğiz diyorum. Sakin ol sen, bir sakin, sallayıp durmuşsun. Abi! Ben sakinim! Bir daha bana sakin ol deme abi. Sakinim ben. Bak. Sakinim. Pardon. Sen haklıymışsın. Tamam. Sen ver benim orayı. Ben nasıl olsa öğrenirim. Alo. Behzo ne haber? Olmadı ya. Behzo. Bu da olmadı. Ya ne berbat bir ismin var ya. Ne uzuyor ne kısalıyor. Behzat berbat bir isim ya. Sen kimsin lan? Sesimi de mi unuttun? Tabii arayı açtık ya. Ercü. Bana Ercüment Bey dersen sevinirim. Yani öyle kısaltmalara tahammül edemiyorum. Ne oldu lan? Peruk yetmedi, şimdi sesini mi değiştirdim ben? Yok ya. Peruktan sıkıldım biliyor musun? Kaşındırıyor. Gel gel. Gel de ben seni bir kaşıyım. Neredesin lan? Takılıyorum böyle işte. İş güç. Sen ne yapıyorsun? Sen niye aradın lan beni? Ya sen bir görüntü peşindeymişsin. Öyle duydum. Bulabildin mi? Sen nereden biliyorsun lan? Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Ya böyle Angaralı konuşmuyorum. Ağzının ortasına vurasım geliyor ha. Gel gel de o Angaralı ağzının ortasına bir çarpsın senin. Gel gel. Ne oldu? Buldun mu görüntüyü? Buldum. Galiba bir sıkıntı varmış görüntüde, böyle atlama zıplama falan ha? Sen nereden biliyorsun? Ya seni merak ediyorum başkomiser ya. Vallahi endişeleniyorum senin için. Hani ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Ha bir şey söyleyeceğim bu arada. Görüntünün orijinali bende. Atlamasız, zıplamasız, full HD. Seyrettin mi lan? Seyrettim ya. İçim parçalandı vallahi. Yani sen de seyredersen çok mutsuz olursun. Ya başkomiser, bana mutsuzun resmini yapabilir misin? Ha? Ya korum. Ne istiyorsun lan? Ya bir şey istemiyorum, görüntüleri vereceğim sana. Sen montajlandığını nereden biliyorsun lan? Çünkü ben montajladım. Neyse, polis var. Boşu boşuna şimdi ceza yemeyelim, kapatıyorum. Haydi. Nereye? Konuşuyoruz burada. Bağırma, komşular duyacak. Ben biliyorum kardeşimi neden işten çıkardığını. Akşam görüşürüz. Dinlesene beni. Sana söylüyorum, kendi kendime mi konuşuyorum ben burada? Ne diyorsan çabuk söyle. Kıskanıyor musun sen beni? Ya var ya, çarpacağım şimdi bir tane ha. Döv! Döv, bir o kalmıştı yapmadığın, döv! Derdin ne senin? Kardeşimi neden işten çıkardın? Paramı çalıyordu. Yalan söyleme. Bana kızdın, hıncını ondan çıkartıyorsun değil mi? Sana niye kızayım? Çocuk istiyorum diye. Çocuk istemiyorsun sadece, saçma sapan şeyler istiyorsun. Unut şu çocuk fikrini, baştan konuşmadık mı bunları? Başta istemiyordum ama şimdi istiyorum. Yaşım geçiyor. Olmaz, yapamam diyorsan boşanalım gitsin ha. Akşama kadar bir düşün. Boşanmak istemiyorum ben, seni seviyorum. Sakız. İstemiyorum. Kardeşimi işe geri alacak mısın? Suat paramı çaldı. Hem işten de anlamıyor. Alamam. Alacaksın. Almıyorum. Akşama kadar boşanacağız mı onu düşün. Allah belanı versin. Nefret ediyorum senden. Bağırma ya. Bekle. Bekle, ben de çıkıyorum. Beni de bırak. Acelem var. Hem sen yalnız kal bir düşün. Asıl sen düşün. Asıl sen düşün, duyuyor musun? Bıktım bu hayattan, bıktım. İyi günler Güngör Bey. İyi günler. Leyla'nın sesini duydum ama. Yok bir şey. Şu işi biten kalıp tahtalarını aşağı indirin bir an önce, ayak altında olmasınlar. Emredersiniz. Örnek dairenin sıvası ne durumda? Bitmek üzere Güngör Bey. Akşama biter. İyi, boyacılara haber veriyorum o zaman. Olur efendim. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Bu şerefsiz Suat buralara gelmiyor değil mi? Yok efendim. Gelse de almayız zaten içeri. Almayın. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Var mı bir eksiğiniz? Çimentomuz bitmek üzere. O tamam. Gelir bir iki saate. Siparişini verdik. Güngör Bey. Bir şey mi söyleyeceksin? Sen bizim paralarımızı niye vermiyorsun? 3 haftadır rezil olduk. Nasıl 3 haftadır rezil oldunuz? Mesut ne diyor bu? Lan bir git şuradan. Ben hiç eksiksiz paralarını veriyorum Güngör Bey. İsterseniz diğer arkadaşlar sorun. Verip almıyor musunuz paranızı? Alıyoruz abi. Para içkiye yatırıyor. Şerefsiz, affedersiniz. İstemem böyle adamı ben iş yerinde. Gönder bu adamı. Olur efendim. Sen ya. Gör Bey, tamam. Kovdun beni ama bir dinle. Oğlum git, başın belaya sokma sabah sabah. Aynen seni soyuyor. Mesut da bizi soydu, sen hala uyuyorsun. Uyuyorsun sen ya. Bekle. Kollarını kaldır. Benimle emir kipiyle konuşma. Kaldır, kaldır. Ne oluyor ya? Temiz. Saygısızlık olmadı mı? Biz bu noktaya senin yüzünden geldik Ercüment Çözer. Sana olan güvenimizi sarstın. Bu ne? Ankara'da olduğun zamanlarda öldürdüğün adamların listesi. Niye yazdınız bunu? Bak oğlum, yediğin her halttan haberim var. Bugüne kadar sesimi çıkarmadım sana. Bunun için mi çağırdın beni buraya? Aslında bu konuşmayı seninle daha önce yapmalıydım ama fırsatım olmadı. Seninle iş arkadaşlığımız var. Aile dostluğumuz var. Babana karşı her zaman saygı duydum biliyorsun. Biliyorum. Sana da saygı duydum. Bilirsin. Bilirim. Ama artık sınırı aştın. Tamam, burası hukuk devleti değil. Birkaç tane adam vurursun, biz ortalığı temizleriz, elini kolunu sallaya sallaya dolaşırsın. Ama şuna bir bak Ercan. Hangi birini temizleyeyim? En iyisi bir süre buradan kaybol. Yurt dışına çık, temiz hava. Abartma, burada bir şey yok. Bana bak. Nicelik değil, nitelik önemli olan. Bir komiseri yakmışsın. Sen benim 20 yıldır yatırım yaptığım adamı nasıl yakarsın Ercüment? Suyu öldürdün, tamam. Ama devletin polisini yakarsan... ...onu temizlememiz çok zor olur. O zaman ben de bir liste çıkarayım. Ne listesi? Silah lazım Ercüment Çözer, koş yetiş. Bomba lazım, para ver. Yurt dışına çıkacağız, operasyon yapacağız, adam öldüreceğiz. Ercüment Çözer, koş para getir bana. He? Parayla sadece pisliği temizlersin. Ama silahla adam vurursun. Silahta bizde var. Sen yalnız ve tek başınasın, sakın unutma. Beni hafife alma. Beni hafife alma. Birbirimize ihtiyacımız var. Ben sana kaynak sağlayacağım. Sen de benim pisliklerimi temizleyeceksin. Seninle aramızdaki fark ne biliyor musun? Biz de adam vurduk. Ama bunu devlet ciddiyetiyle yaptık. Psikopatça değil. Devlet ciddiyetiyle benim işim olmaz. O senin işin. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bundan sonra artık sen ne anlarsan anla. Ayağını denk al. Selim. Neyin var canım? Ya bak ben bir hata yaptım. Ne hatası? Ben senden bir şey gizledim. Ne gizledin? Ben nişanlıyım. Kimle nişanlısın? Bürodan biri. Ama bana nişanlı olduğunu söylemedin. Ben seni seviyordum. Sen nasıl beni kandırırsın? Ben sana bir şey vaat etmedim ki. Ne fark eder? Nişanlı olduğunu söylemedin. Sessiz ol. Söylesen bakmazdın ki, bakar mıydın? Bakmazdım tabii. Sen nasıl bir adamsın ya? Ya ne olur böyle yapma, ne olur bak. Vallahi zaten çok pişmanım. Vicdan yaptım, ne olur. Ben Eda'yı seviyorum. Amirim nerede kaldı lan? Geliyordur herhalde. Da geliyordur da bu saate kadar kalmazdı ya. Sen ne yapıyorsun öyle? Hiç. Hayalet amirim bugün kesin gelir herhalde. İmzalanması gereken dosyalar birikti çünkü. Vallahi bir şey demedi de gelir herhalde. Çaylar geldi. Bak! Aferin Cevcev. Yalnız benim midem de kıyıldı ya. Şöyle püsküt bir şey getireydin. İstemediniz ki komiserim. Vallahi istemediniz. La, oğlum Allah Allah. İstemek mi lazım lan? Püsküt olsun, çubuk kraker. Bu stoklar hep bulunacak. Gidip alayım istiyorsanız. Yok alma artık. İstemiyorum. Otur. Alo. İsmet Arif Kadasu kimsin? Cevdet orada mı? Cevdet'i ne yapacaksın ya? Ben annesiyim. Ha. Pardon teyzeciğim. Annen öyle haber. Kısa kes lan, telefon bekliyorum ha. Sen kimden telefon bekliyorsun ya? Arayandan işte. Ya aklı boş oğlum. Telsiz bitti şimdi. Telefona mı dadandın? Allah'ım yarabbim. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Tamam uzatma. Sen sanki farklısın değil mi? Ilgının kapısının önünde yatıyorsun neredeyse. Tamam uzatma Allah Allah. Harun. Aklı boş. Şşş. Şimdi gel lan. Ilgın çıktı ya. Ya şimdi kendi içimde düşünüyorum onu arayayım mı aramayayım mı diye. Yani benden telefon bekliyor mudur acaba? Ara. Ha? Ara oğlum, medeni cesaretini müstede ara. Harbi mi lan? Evet. Arayayım lan tabii, sonuç olarak kıza geçmiş olsun diyeceğiz değil mi? Ara. Allah. Ya beni hatırlamazsa oğlum. Lan hatırlar oğlum, cinayet bürodanım de. Tamam işte. Cinayet büro dersen hatırla. Tamam. Ara şimdi, ara hatta. Şimdi ara, biz de duyak hadi. Ha. Şimdi ne arıyorum oğlum? Sorarım ben Allah. Yapamayacağım bu işi. Bu işi beceremem. Günaydın Selim. Günaydın Eda. Abi, hı? Biraz konuşalım mı? Özel. Bir gelin lan. Sonra konuşuruz sonra. Selim ne oldu? Yok, özel bir şey konuşacaklarmış da. Sen ne konuşacaktın? Hiç. Önemli bir şey değil ya. Beni de çağırmış mıdır acaba ya? Sanmıyorum. Acaba gidip bir sorsam mı? Ya bence sorma. Dün akşam şu babanı aradı la. O kim? Ercü ya. Ercü mü? He, Ercü. Ankara'da olabilir lan. Niye aradın de seni? Ankara'nın altın üstünü getireceksin lan. O adam bizi bulmadan biz onu bulacağız. Tamam da abi, o niye bizi bulsun ki ya? Ne bileyim lan ben. Burada olduğuna göre muhakkak karşımıza çıkacak adam. Ne yapacağız abi? Bu sefer bulacağız. Tamam mı lan? Merak etme abi sen. Ankara'daysa hallederiz. Sağa sola da haber bırakırım ben ya. Zaten saklanacak fazla bir yer de yok. Aranıyor herif. Bugün geliyor ya lan. Merhaba. Merhaba. Siz içeriden çıktınız mı? Evet, yalnız konuşabilir miyiz? Konuşuruz tabii. Konuşuyoruz ya. Tamam. Kayıtları almaya geldim. Bir güvenlik kamera kayıtlarının peşinde olduğunu söylediler. Arkadaşlar istediğin görüntüleri sana oradan çıkarıp fotoğraf olarak verecekler. Ama sen de gazeteciden aldığın ses kayıtlarını onlara vereceksin. Kaseti alacaksın ve soruşturmayı kapatacaksın. Kendine iyi bak. Onlar bizde değil, aldılar. Size güvenmem bir şey değiştirmedi yani. Yok, öyle değil. Nasıl peki? böyle bir şey olacağını tahmin etmiştim zaten. Ağabeyin de intihar ettiğini söylemişsiniz. Bravo hepinize. Ya kardeşim o iş öyle değil ya. Sizin bildiğiniz kadar basit bir iş değil o. Başka şeyler de var. Neymiş başka şeyler? Hem benden kayıtları aldınız hem de intihar diye dosyayı kapattınız. Sizi de mi satın aldılar? Saçma sapan konuşma be. Kim kimi satın alıyor? O gün size güvenmekle hata ettim. Ya Ilgın! Ama... Hayır tamam koyayım ben bu işine. Abi nereye? Abi cinayet var ya. Güngör Şafak. Sen ne yapıyorsun lan? Damla sakızı buldum da damla sakızı şey yaptım abi. Ne sakızı lan? Tek kurşun üstten. Ne boğuşma var ne bir şey. Sanki özellikle kalbine sıkmışlar. Tamam Eda. İş adamıymış abi. İnşaat şirketi varmış. He. Cesedi de karısı bulmuş abi. Orada oturuyor. Kurşunun açısına göre buradan ateş edilmiş. Yani tanıdığı biri olabilir. Beklemediği bir anda vurmuş gibi sanki. Şu karısıyla bir konuşalım da. Siz de bir etrafa bakın la. Akbaba. Selam. Selam. Karısıyla konuşacağız. Gelmek ister misin? Şuraya bakayım sonra gelirim. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Nasıl buldunuz? İşten gelmiştim. Evde olabileceğini tahmin etmedim. Sabah konuştuğumuzda akşam görüşürüz demişti. Niye eve gelmiş peki? Bilmiyorum. Şüphelendiğiniz birileri var mı? Aklıma bir tek Mürüvvet geliyor. Eski karısı. Neden? Güngör nafakasını ödemiyormuş. Tehdit edip duruyordu. Şimdi siz bir şey duyup gördünüz mü? Anlat bakalım. Vallahi sabah kavga ediyorlardı. Bayağı bir bağırışıp durdular. Ama ne olduğunu anlayamadım ama Güngör Bey çıktığı zaman kendisine de sordum. Bir şey söylemedi. Nasıl sordun? Erkete mi yaptın? Bayağı ilginç bir çiftti. İnsan ilgisini çekiyor. İlgisini çekiyor ama net konuşamıyorsun ki. Nasıl meraklı konuşuluyor? Anlamadım arkadaşım. Yani mevzuyu tam anlayamadım ama Leyla bıktım bu hayattan diye bağırıyordu. Şu kadınla bir konuşalım ya biz. Tamam. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Ya adam evinde silahla vuruluyor. Yani karısının sesini duyuyorsunuz, silah sesi yok orada. Hayır, silah sesi yoktu, duymadım. İyi, tamam. Bir ara büroya gelip yazılı ifadenizi vermeniz gerekecek, haberiniz olsun da. Tabii ki, Güngör Bey için elimden geleni yapmaya hazırım. Ha, sağ olun. İyi günler. Eşiniz ne kadar nafaka ödüyordu? Ayda 800. Ayda 800 maşallah, kira giriyor şu an. Sizin bu eşiniz inşaat işiyle uğraşıyormuş. Sorun yaşadığı birileri var mıydı? Bilmiyorum. Ama olsa söylerdi bana, sanmıyorum. Başınız sağ olun. Sağ olun. Ne öğrendiniz? Güngör nafakasını ödemiyormuş. Kadın 2 kere 3 kere gelmiş eve. Kavga ettiklerinden bahsettim mi size? Hanımefendi siz kavga mı ettiniz eşinizle? Kavga denemez, tartıştık sadece. Komşu duymuş. Biraz fazla çıkıyormuş sesiniz. Bıktım bu hayattan falan demişsiniz. Ben bıktım derken yani genel olarak hayattan bıktım anlamında söylemiştim. Neden kavga ettiniz? Eşinizin bir sorunu mu vardı? Lütfen hiçbir şeyi atlamadan anlatın. Soruşturma için çok önemli bunlar. Özel bir konu. Hanımefendi polisin karşısında özel olmaz, anlat. Çocuğumuz olmuyordu. Bununla ilgili bir tartışma geçmişti aramızda. Eyvallah. Bence kadın bir şey saklıyor. Gözlerini görmedin mi? Fıldır fıldır dönüyor. Kapıda zorlama var mı? Yok savcım. Evet lan. Akbaba'yla gidin şu herifin eski karısını bir bulun bakalım. Adı Mürüvvet. Bize gidelim şu şantiyeye bir bakalım. Selim'le Cevdet'i de ara, tamam mı? Leyla Hanım'ı bizim buraya bir götürsünler. Olur abi. Görüşebildin mi adamla? Neden? Meşgulmuş. Görüşmezse seninle ben devreye girerim. Gerek yok savcı hanım, biz hallederiz. İyi, halledin Behzat Bey. Satılık lüks daireler, Güngör inşaat. Ama harbi güzel daireler ha. Bak. Ama ben bu lüks daire işini anlamıyorum abi ha. Yalan. Hepsinde lüks daire yazıyor. Hangisi lüks, hangisi değil ne bileyim ben ya. Öyle bir kıstas kalmadı artık. Ha. Şuna soralım lan. Soralım. Kardeş, bunların lüks olup olmadığını nasıl anlayacağız? Onu değil lan. İşçileri bir sor bakalım. Ha. Sen Güngör'ün işçisi misin? Evet. Öldüğünü biraz önce duyduk. Arkadaşlar çadırda toplandı. Ben de oraya gidiyorum. Çadırda? Evet efendim. Hadi beraber gidelim. Tamam o zaman, arabayla gidelim. Yürü lan. Ya orada yokmuş, arabayla gidelim. Yürü lan, yürü. Tepe yürü. Yap. Yürü de yer biraz. Yürü. Arkadaşlar, polis arkadaşlar gelmiş. Bir şeyler soracaklar. Selam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geç. Arkadaşlar, bu Güngör geldi mi bugün buraya? Evet komiserim, sabahtan buradaydı. Öteye beriye baktı, sonra da gitti. Önce Baran'la tartıştı, sonra da Mesut'la. Sonra da Mesut'u işten kovmuş. Baran sensin değil mi lan? Evet amirim. Sen niye tartıştın? Mesut var, ustabaşı. Güngör Bey haftalıklarımızı buna veriyormuş. Ama o bize vermiyordu. Biz üç haftadır para alamıyoruz. Niye paralarımızı vermiyorum diye dikeldiydim Güngör Bey'in karşısına. O da ben veriyorum dedi. Sonra Mesut'a baktı. O da benim için, ben buna paraları veriyorum, kumara yatırıyor, içki içiyor falan dedi. İftira attı şerefsiz. Güngör Bey bunu işten kovmuştu. Kafasını önüne yedi gitti. Bir de baktık geri geldi amirim. Arabanın önüne attım kendime. Çıktı bu, konuştuk. Bir anlattım her bir şeyi. Sonra anlaşıldı ki Mesut bizim paraların üstüne atıyormuş. Bu sefer onu kovdu. Bu Mesut nerede şimdi? Gitti amirim. La oğlum bir küfür edip durma la, Allah Allah. 1, 2, 3 bu ne böyle insanlar içinde? Hem ben sana niye inanayım? Ha? Şahidin maydin var mı senin? Amirim arkadaşlar şahit. Onu kovdu beni aldı. Şahit misiniz lan? Ne oldu? Mesut Usta gitti. Olan bitenden bizim de haberimiz yok abi. Biz de aşağıda konuştuk amirim. Arkadaşlar buradaydı. İyi tamam. Siz şimdi hepiniz bana ev adresinizi yazın. Bir kağıda da telefon numaranızı yazın. Artık siz şahitsiniz tamam mı? Her an arayabilirim sizi. Haberiniz olsun. Tamam. Şu Mesut'un adresini de alalım. He, şu Mesut'un adresini de verin bana. Komiserim ev adresini değil de ben takıldığı kahvenin adresini vereyim size. Aynı mahallede oturuyoruz. Gecenin yarısına kadar orada kalıyor. İyi. Onu versen bize. Tamam. Çay güzelmiş de. Aslında bu Güngör'ün Diyarbakır'da 10 dönüm arazisi var. Ben de biz boşanırken dedim ki Güngör bu arazileri bana ver, alacak verecek hesabımız bitsin dedim. Kabul etmedi. Ondan sonra neyse biz aylık nafakaya anlaştık bununla. Başta tıkır alıyordum paramı ama sonradan aksatmaya başladı. 6 aydır da vermiyorduk paramı. Yani bu ev benim üstüme yaptı ama benim başka gelirim yok yani. Onun verdiği parayla geçiniyorum. Öyle yani. Siz niye boşandınız? Ya bizim çocuğumuz olmadı. Ben de istedim yani çocuğumuz olsun diye. Ondan sonra dedim gel gidelim dedim. Bir tedavi olalım, baktıralım dedim. Kabul etmedi. Ben de ısrar edince kavga, gürültü işte. Öyle tatsızlık çıktı. Bir de çok kıskanıyordu beni. Her şeyime karışıyordu. Onu yapma, bunu yapma, işte oraya gitme, buraya bakma, şunu yapma falan. Hani sıktı, daralttı beni. Daraldım yani. Öyle oldu ya. Yürütemedik işte biz bu evliliği. Bilmiyorum yani. Kim öldürmüş? Bilmiyoruz ya. Evine gitmişsiniz, kavga çıkarmışsınız. Yani benden mi şüpheleniyorsunuz yoksa? Siz en son ne zaman gittiniz evine? Ya 2 gün önce gittim ben. Nafakamı istemeye gittim. Paramı versin yani diye gittim. Kavga etmişsiniz? Yok ben bir şey demedim yani. O bağırdı, çağırdı işte dedi ki işte sen bu parayı hak etmiyorsun da işte bilmeyeceğim, vermeyeceğim sana paramara da işte böyle oturduğun yerden yiyorsun da o falan dedi. Canımı sıktı benim. Ha, siz de çok kızdınız tabii. Kızdım tabii canım. Ne yapacağım yani? Paramı istiyorum. Duvarlarımı yiyeceğim ben. Yani ama öldürecek kadar değil canım. Ayrıca başka eşleri de var. Eski eşleri. Siz onlara da baktınız mı? Bakın bence onlara da bakın. Nasıl ya? Kaç tane karısı var bu adamın ya? Ben üçüncüsüyüm. 2 tane daha benden önce eski karısı var. Siz isimlerini biliyor musunuz bunların? Yok canım. Bana ne? Hiç ilgilenmedim, sormadım bile, ben bilmiyorum. Neyse tamam, siz buralarda olun. Olurum zaten. Nereye gideceğim? Para yok. Siz pasta alın gelin arada bir. İyi günler. İyi günler. Hayalet iyi bozuldu ha. Niye lan? Ya bu bulguna taktıydı kafayı. Beraber mektup falan yazacaktık hatta. Kız geldi ettiği laflara bak yani, hiç olmadılar. Kız haklı lan. Ya içeriden çıkmasaydı CD'lerin hesabını vermek zorunda kalmazdık da işte. O kötü oldu. Salak salak konuşmalar. Abi niye hep bize böyle oluyor ya? Yani hiçbir şeyimiz iyi gitmiyor yani. Her işimiz ters. Bir işimiz de düzgün olsun da şaşırayım yani. Herkes yamuk oğlum. Biz düzgün olsak ne olacak? Ama biz düzgünüz sonuç olarak. Sen bunu Ilgın'a anlat bakalım. Dinleyecek mi? Yok ben anlatmam. Ilgın'a hayalet anlatsın. Biz doğru yolda mıyız lan? Yani galiba doğru yoldayız. Ya abi falan yani. Mesut burada mı lan? Burada. Mesut. Sen Mesut ustasın değil mi? Mesut usta. Evet. Heh. Siz kimsiniz? Ya Mesut usta, biz amirimle beraber ortak bir ev yaptıracağız da böyle lüks bir ev. Dediler ki Mesut ustaya git. Ama biz lüks evine onu bilmiyoruz yani ne? Ebeveyn banyosu varsa lükse girer. Ebeveyn ana demek yani. Ya biz cinayet bürodan geliyoruz kardeşim. Bu Güngör Şafak öldürülmüş. Vallahi mı? Kim öldürmüş? Bak gördün mü, klasik katil tepkisi ha. Nasıl öldürdün oğlum onu anlat. Allah belamı versin, ben öldürmedim. Klasik katil tepkisine devam ediyor. Ha. Bir de yemin et üstüne. Yemin ederim ben öldürmedim. Abi katil bu. Alalım biz bunu gidelim. Bu ne böyle? Seni niye kovdu lan işte? İşçiler arkamdan iş çeviriyormuş. Sen sanki nesin sen? Çiftçi misin sanki? Yani ben onların ustasıyım. Lan usta adam çalar mı lan? Sen işçilerin hakkını gasp ediyormuştun. Gasp yok, gasp yok. İşçiler iyi çalışmıyordu. Ben de kendilerine çeki düzen versinler diye zamanda ödeme yapmıyordum. Toparlandıklarını görünce toptan ödeme yapacaktım zaten. Sen kimsin lan? Ben Mesut'un arkadaşıyım. Kahvedeydim zaten. Baktım morali bozuk, canı sıkkın. Geldim yanına oturdum. Adın ne? Adım Engin. İyi tamam. Sen bu herif seni işten çıkarınca hiç üzülmedin mi lan? Yok, üzülmedim. Sen de bir iş var ya, sen gel. Gel seni biz bir büroya götürelim, orada parmak izi falan alırsın. Bir de ne kadar sakinmişsin bir göreyim ben seni, hadi. Yürü lan. Gel. Hadi yürü lan, yürü. Abi, uygunsan konuşalım mı? Ne var lan? Aşağı insek. Tamam. Gel yemekhaneye gidelim. Tamam. Giderken anlatmaya başlayalım. Olmaz abi. Oturalım, öyle anlatmak istiyorum. Ha? Allah Allah. İyi tamam. Hanımefendi, başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok. Gidebilir miyim? Otur lan. Otur. Sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun? Oğlum gitsene Mesut'un sorgusuna. Gidiyorum. Ona gidiyorum Mesut. Amirim gidebilir miyim diye soruyor. Siz başka kimseyi görmediniz değil mi? Hayır, hiç kimseyi görmedim. İyi, siz gidin. Sen ne yapıyorsun lan hala? Nevale'yi aldım, ben hemen gittim ben ya. Ne diyorsun lan sen? Sabahtan beri konuşacağım diyorsun. Ne diyorsun? Abi bana niye tokat attığını anladım. He. Niye tokat attım ben sana? Sen beni tost için tokatlamadın değil mi? Ne için tokatladım da ben seni? Sen beni kız için tokatladın değil mi abi? Kız için. Öyle mi diyorsun? Ay çok düşündüm. Poligonda atış yaparken kafama dank etti. Poligon? Evet abi. Poligona gittim. Sen beni takip ediyorsun değil mi bir süredir? Evet. Behzat amirim söyledi. Ya bak vallahi sana ağız burun dalacağım ben şimdi ya. Oğlum, amirim Eda'yı aldattığını öğrense seni ne yapar biliyor musun sen? Biliyorum abi, biliyorum. Ha biliyorsun işte. Ona niye söylemedin? Karıştırma orası. Sana ne? Abi bak, ben kızla konuştum. Kıza nişanlı olduğumu söyledim. Bitti yani. Ne dedin? Nişanlımı seviyorum dedim ben. Artık onunla görüşmeyeceğimi söyledim. Kaçıncı be oğlum bu ya? Abi vallahi son bu sefer ya. Artık bitti. Ben Eda'yı kaybetmek istemiyorum. Bak bana kalsa ben gider anlatırım Eda'ya. Ama işte ortalık karışmasın diye. Bak bir daha böyle bir şey olursa gider yemin ediyorum Eda'yla da konuşurum, amirimle de konuşurum. Haberin olsun. Tamam mı lan? Tamam abi sağ ol. Senin için yapmadım dangalak. Harun için mi yaptın? Sana ne? Yürü git hadi işine bak. Alo. E tamam, tanıyorum ben o adamı ya. İyi, ben konuşurum onunla. Tamam, eyvallah. Ne hazırlıyorsun? Yaz. İlk kez duydum. Şimdi ne var? Kısır. Bana da hazırlar mısın bir tane? Senden başka kim biliyor bu sırrı? İki tane hanımefendi. Nasıl öğrendiler? Zayıf hanım kolladılar. Ben de bir ara kollamak isterim. Mutfak müsait. Yemek kokusu sevmiyorum. Çok özlemişim bunu. Ne zamandır duymuyordum. Şimdi sana ben iyi bir sorgularım. Anlat bakayım. Niye öldürdün? Komiserim Allah belamı versin ben öldürmedim. İnanmıyor musun? La inanmıyorum. Niye inanayım? Ben niye öldürdün oğlum onu söyle. Yeminle ben öldürmedim. La bak oğlum var ya. Sen bana dedin ki ben kahveye gittim. Adam öldürüp kahveye gitmediğin ne var? Parmak izimi aldınız. Oradan bakın. Sen emniyet teşkilatına akıl mı veriyorsun la cücük kadar benimle dingil? Ben ne yapacağımı bilmiyor muyum? Bence sen işten atıldıktan sonra gittin herifin yanına. Sonra herifle kavga etmeye başladın. Dayanamadın öldürdün sonra herifi. Ben öldürmedim diyorum komiserim. Lan sen öldürmediysen kim öldürdü? Suat öldürmüştür. Suat kim? Güngör'ün kaynı. Kayın ne ya? Kayın pis pis kayın diyor. Kayın birader de şuna. Kayın ne? Nerede bu? O niye öldürsün? O da yanında çalışıyordu. Bütün işi o hallediyordu. Alım satımdan sorumluydu. Ama para çalıyormuş. Ucuza alıp yüksek faturalar kestiriyormuş. Güngör Bey de hepimiz için de hakaret edip işten çıkarttı bunu. Nerede şimdi bu herif? Güngör'ün evinde kalıyordu. Karısı hiç bahsetmedi mi? Yok. Sen tanıyor musun bu adamı? Kahvede yanında oturuyordu. Lan mi geçiyorsun? Kahvede yanında oturan adamın adı Engin değil miydi? Engin Suat. Ama Suat'ı kullanır. Size Engin dediğinde şüphelendiydim zaten. Ya oğlum sen mal mısın? Orada niye söylemiyorsun sen bize? Amirim ben birkaç soru sorup bırakırsınız sandım. Bu kadar üstüme geleceğinizi bilseydim söylerdim. Üstüme kalacak bu gidişte. Amir burada mı? Hı, üstünde. Abi, bu Mesut herifi Suat öldürmüştür diyor. Suat kim lan? Ya Suat, Leyla'nın kardeşi Güngör'ün de kayınbiraderi. Herifin yanında çalışıyormuş, herif işten atmıştım. Nasıl lan? Bu adam yanında çalışan herkesi mi kovmuşlar? He, parasını çalmış atmış. Nasıl yani? Kayınbiraderi. Zaten bunun yanında düzgün bir adam çalışmıyor ki. Niye söylemedi o zaman lan karısı bize? Kardeşini korumuştur. He. Bir de kahveye gittik ya, bu Mesut'un yanında oturan herifmiş zaten o. Nasıl lan? Ya Mesut'un yanında bir adam oturuyordu, adını sorduk. Engin dedi ya, oymuş işte. Kıvırmış orada. Baş... Pardon Eda ya. Hayalet nerede ya? Ha buradayım abi. Ya bu adamın Engin Suat diye bir kayınbiraderi varmış. Onu bize bir bul la. Tamam abi, ben hallederim onu ya. Evet, şey diyeceğim, bir iki dakika içeri geçer misin? Geç hadi gel. Ercüment Ankara'da abi. Yani daha tam nerede olduğunu öğrenemedim ama Ankara'da olduğu kesin. Ne zaman öğrenirsin lan? İşte bir tane eski istihbaratçı var. Onunla bir görüşeceğim. Ercüment'i de biliyor. Bu herif yerin bilse de söyler mi lan bize? Söyler de adamı görmek lazım ya. İyi, git gör işte. Ya öyle değil işte, böyle öyle görmek lazım yani, anladın mı abi? Zaten meslekten de bu yüzden atılmış. O bulabilir mi lan? Bulur. Benim birkaç işimi halletti, bayağı iyi herif. Ne kadar? Benden para almaz abi, öyle şey değil de ben free shop'tan bir şeyler ayarlarım, onu halleder. İyi. Bulduğun zaman beni bir arala. Tamam abi, eyvallah. Ceco, kalk. Sen de gel benimle. Bilgim komiserim, seve seve. Benim kocam öldürüldü. Neden bekletiyorsunuz beni burada? Tamam, senin kocan öldürüldü. Ama senin kardeşin de şüpheli. Sen niye bahsetmedin bize? Kardeşim yapmış olamaz. Onun için bahsetmedim. Bakın onlar bir küs bir barışık nasılsa yeniden çağırır diye hiç önemsemedim. Senin bu kardeşin kocana dolandırıyormuş. Yok öyle bir şey. İftira attılar kardeşime. Allah Allah. Sen kocanla bu yüzden kavga etmedin mi? Sadece o değil. Bakın, benim kocam biraz garip bir adamdı. Kadınlara karşı ön yargılıydı. Kendisini anlattığımı düşünüyordu. Kimle? Ne fark eder? Benden önceki eşleriyle de kıskançlığı yüzünden ayrılmış. Senden önceki eşleriyle? Hı. Sen bu senden önceki eşlerin adını biliyor musun? Biliyorum. Yaz bakalım şuraya. Şunlara bir bak bakalım. Biz son karısını biliyoruz, Mürüvvet. Diğerlerine bir bak bakalım. Kimlermiş, neredelermiş, ne iş yaparlarmış? Emredersin amirim. Hayaletle Cevdet'ten haber var mı lan? Yok, henüz haber amirim. Beni nasıl hatırlamazsın ya? Anlamadım. Ya bak, bizi gördün. Dünyanın lafını ettin, bağırdın, çağırdın. Ondan sonra da çektin gittin, bakmadın bile ya. Ne yapmamı bekliyordun? Ben size güvenmiştim. Sen bizim neler yaşadığımızı biliyor musun ha? Sen amirimin neler yaşadığını biliyor musun? Peki sen benim neler yaşadığımı biliyor musun? Evet. Nasıl? Evet. Ya işte cezaevi araç vermedi, seni mahkemeye götürmediler falan filan, bir sürü bir şey işte, biliyorum ben bunların hepsini. O kadarını herkes biliyor, her yerde yazdı. Hı. 30 Nisan'da migren ağrın tuttuğu için, böyle ağrı kesici bulamadığın için sabaha kadar uyuyamadığında yazdılar mı? Sabaha karşı ilacı içip rahatlayıp uyuduğunu yazdılar mı? Yazmadılar. Ben senin neler yaşadığını biliyorum işte. Bak. Bizi tehdit ettiler. O şerefsizler amirimi de alacaktı. Normalde amirim onlara pabuç bırakacak adam değil de işte. Özel bir durumu var. Yani... Ya bunun sebebini ben sana açıklayamam şimdi. Ya tamam, beni suçla, bizi suçla. Ama şey yani... Benim senin düşünmediğimi söyleme ya. Birini aradığımı duydum. Nereden duydun? İstersen sana yardımcı olabilirim. Hı? Ha. Kim aradığımı biliyor musun? Bu kadarıyla ilgilenmedim. Ama seni hatırlamadığımı söyleme. Allah'ım ya Rabbim ya. Hay. Başım döndü ya lan. Vallahi billahi. Telefon çalıyor. Komiserim, Suat'ı bulamıyorum. Söylediğiniz yerlere baktım. Adam yok. Lan Ceco, taktığın şeye bak oğlum ya. Canını yerim senin. Şey yaparız onu. Sıkıntı yok. Yarın ne buluruz ya? Tamam. Tamam kardeşim. Öptüm ben seni, tamam. Hadi. Öptüm dedi ya. Buyurun. Reşat Bey'le görüşeceğim. Şu anda önemli bir toplantı yapıyorlar. Toplantıdan sonra bir notunuz varsa ben iletebilirim. Ben iletirim kendisine. Çok affedersiniz. Ben hemen geliyorum. Çabuk söyle ne söyleyeceksen, işim var. Daha önce bana aracılık eden adam sendin değil mi? Evet bendim. Şevket çok ısrar etti. Sizleri severim bilirsin. Ben de kırmadım abini. Güzel. Şimdi bu adamlarla bana bir konuşma ayarla. Şevket bahsetti tekrar görüşmek istediğinden. O iş bitti Behzat. Bir daha görmezsin. O zaman bile zorla kabul ettirdik. Zorla morla lan işte, ayarla bir şeyler. Behzat inat etme. Lan asıl sen inat etme lan. Ara işte adamı, ara. İtiraz ederse telefonu bana verirsin. Ben anlatamıyorum sana herhalde. Hem gelip toplantımı mahvediyorsun, hem zorla iş yaptırmaya çalışıyorsun. Biraz abin örnek al. Ara lan. Ara. Ara. Kabul etmeyecek. Boşu boşuna arıyoruz. Ben Reşat. Bu bizim Şevket'in kardeşi Behzat Başkomiser yanımda. Kendisi abimize bir görüşme talep ediyor ama. Anlıyorum. Peki. Kimsin lan sen? Kimle görüşüyorum ben? Bana bak. O abim midir, dayım mıdır ona söyle, onunla bir görüşmem lazım benim. Sen Behzat Başkomiser aradı de. O anlar. Çocuğu. Telefonu kapat diyor da. Ne dedi? Demedi. Ben sana dedim. Gerekirse onlar seni bulur. Öyle bir şey elde edemezsin. Bana akıl verme lan. Yemeğini ye şimdi. Reşat'a gitmişsin. Otur lan, bir şey demeyeceğim. Lan otur, bırak şu ceketi. Lan geç şuraya. Otur, otur. Bak Behzat. Reşat'a gittiğim için sana laf söylemeyeceğim. Görüşmek istediğin adamların nasıl adamlar olduğunu biliyorum. Reşat anlattı bana. Aslında bunların nasıl adamlar olduğunu sen de biliyorsun. Vicdansız adamlar bunlar. Her yerde elleri kolları var. Ne yapacakları belli olmaz. Bu yüzden istemedim. Yani bu yüzden onlarla takışmanı istemedim. Ya bakma bana böyle oğlum ya. Haksız mıyım ya? Ha biliyorsun işte. Ben sana neden gitme dedim. Ya korkuyorum oğlum. Başına bir iş gelmesinden korkuyorum. Bu yüzden öyle söyledim. O yüzden yani. Bak. Sana yemin ediyorum. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu yüzden ben sana başka yollardan hallederiz dedim. Ama sen yine kafanın doğrultusuna gitmişsin. Bildiğini okumuşsun. Adam seninle görüşmek istememiş. O yüzden bunun üstüne artık gitme diyorum. Onun için geldim. Ne yapacaksın? Şimdi Şule, 1 metre kadar ip kopar oradan. Kopar. Şimdi 2 ucunu birleştireceksin, onlara bir düğüm yapacaksın. Tamam. Oldu. Şimdi böyle yap. Şimdi bu parmağı alıyorsun, doluyorsun. Tamam mı? Sonra şu parmaklarını böyle koyuyorsun. Böyle. Evet. Ondan sonra bunu alıyorsun. İtiyorsun. Acıdı mı? Hayır. Evet, tamam. Bunu böyle şöyle bir hareketle alıyorsun. Tamam mı? Evet. Selam. Siz ne yapıyorsunuz? Bıyık alıyoruz. Senin bıyıkların mı vardı? Yok ama çok acayip bir iş. Merak ediyordum. Senin mi bıyıkların var? Yok. Yöntemini biliyorum sadece. Ha. Aramadın hiç? Siz burada bıyıklarınızı vız vız yaparken biz çalışıyorduk hanımefendi. O raporları masanıza nasıl getiriyoruz sanıyorsunuz? Böyle çok yorgun olduğun için mi sallanıyorsun yoksa sarhoş musun? Yorgunum. Evet. Siz çok yakıştınız be. Benden başka söyleyen oldu mu? Kimseye söylemedik ki daha. Şevket Bey'in ismi hanım dışında. Bizimkiler de biliyor ama yemediği için konuşamıyorlar. Alayım mı bıyıklarını? Ya bir gidin Allah aşkına ya. İkisi de bıyıklarına yürüyorlar bunların. Şimdi bıyıklarınız var ha. Şahsın içinde ne vardı? Hatırlamıyorum. Tamam. Bir saat bekleyeceksin beni. Nereye gidiyorsun? İşim var. Geleceğim sabredip biraz. 1 saat. Sabretmezsen? Sabredersen içkinin içinde ne olduğunu öğrenirsin. Sabretmezsen benim kim olduğumu öğrenirsin. Tamam. Peki bekliyorum. Hayırdır? Biraz konuşabilir miyiz? İyi gel. Ne oldu? Selim. Ben senden ayrılamam. Allah Allah. Ne demek ayrılamam ya? Biz birleşmedik ki ayrılalım. Ben seni çok seviyorum. Kızım. Bak ben nişanlıyım, anladın mı bak? Ama o gece öyle söylemiyordum. Ya tamam özür dilerim ama beni anlamaya çalış. Ben nişanlımı seviyorum. Tamam. Ben de nişanlınla konuşurum öyleyse. Hem senin ne mal olduğunu anlar. Bak sakın öyle bir şey yapma, tamam mı? Yapacağım, görürsün. Sırf senin gibi bir adamla evlenip hayatını mahvetmesin diye. Bak sakın deneme. Ne olur, ha? Ne yaparsın? Sözlü iletişimin ancak %30 anlaşılabiliyormuş. Yani... Buna göre... Sabah benim dediklerimi anlamamanın bilimsel bir dayanağı olabilir. Ama ben buna dayanamıyorum. Sana beni arama diyorum. Sen beni dinlemiyorsun. Neden? Yanındaki öküzlere güveniyorsun. Bildiğini okuyorsun. Oh! Şu Ankara'ya geldiğimde bir kez olsun planlamadan bir iş yapmayayım diyorum. Bir adam öldürmeyeyim ya. Ama her zaman senin gibi hıyar çıkıyor karşıma. Bir de ben seni arayayım bakalım. Ne oldu la senin nişan olayı? Olacak işte ya nişan. Tam bilmiyorum yani. O konularla annem ilgileniyor daha çok. Nasıl ha? Da işte bir aya kadar falan nişanlanırız da yani. Annem bir böyle el attı konuya. İşte görüşmeler yapıyor şimdi. O görüşmelerin sonucunda nişanlanırım. Kızlar bizi niye tanıştırmıyorsun? Bak zaman mı var Akbaba? Nerede tanıştırayım? Pavyonda meyhaneye mi getirdin kızı? Nerede tanıştırayım kızı? Da oğlum öyle bir yalnız manınız kalmak isterseniz evimiz barkımız var yani ha. Anahtar manahtar sıkıntı yok. Yok sağ ol kardeş sen böyle şey yapmıyorsun da. Ya, öyle bir düşüncemiz yok ya daha ciddiye yönelik. Akta bak bu ne la? Akta baş. Anahtarın yok mu la dingil? Vay. Yanınızda gevşekler. Gevşek bir gevşek iki bak. Vay. Sen ne gülüyorsun lan salak salak? Kim gülüyor lan? Sen? Yok. Şey ya. Bir arkadaşla buluştum. Halimde tavrımda bir şey var. Kimmiş la bu arkadaş? Olgun ya. Bizim gazeteci var ya Olgun. Vay! Kardeşim takipte hala. Ne ayakla söyle. Ya oğlum işte buluştuk. Havadan sudan işte öyle muhabbetler falan filan. Sıcak sıcak. İyiydi yani muhabbet. Sabah niye bize atar yapıyordu öyle? Oğlum bak. Şişt. Bak bu lafım içinize daha. Atar yapacak tabii oğlum karakterli kız. Bundan sonra ılgını böyle kabulleneceksiniz tamam mı? Tamam tamam. Bakın hadi. Efendim? Efendim? Efendim diyor la bu salak. Tamam. Tamam. Tamam tamam. Tamam. İyi geceler. Ne tamam la tamam tamam deyip durdun. O iş tamam ya. Hangi iş? İşte artık ne diyeyim? Yarın bir ufak çaplı buluşma mı diyeyim? Yoksa başka bir şey mi diyeyim? Vay! O iş tamam diyorsun yani lan! O iş tamam yani anladın mı? He? Tamam yani. Ya kalkın cinayet var. Allah seni kahretsin ya. Ben mi işledim? Şunu aşağına al. Montu. Şu montumu ver hayret. Al. Şahsın tarifini verecek misin? Sonra. Enteresan da şimdi adam kamerayı koymuş öyle mi çekmiş filmi yani? Sadece kamerayı koymuş öyle mi? Yeni trend bu adam mı? Gerçek oyuncular. Hepsi gerçekmiş. Bu filme en iyi film müziği dalında ödül verdiler biliyor muydunuz? Müzik yok ki. Ben bu ödül işini hiç anlamıyorum ki zaten. Behzat'a da ödül diye tabak verdiler. Bulaşığı her akşam ben yıkıyorum. O tabak zaten öyle her dakika yıkanmaz ki meyve tabağı o. Her dakika yıkarsan üzerindeki boyaları gider o. Yıkama onu zaten sen. He. Museum? Tamam da tamam geliyoruz tamam. Ne oldu? Hı? Cinayet var. Oo, ben de geliyorum. Gel hadi gel. Kapıyı kilitle. Tamam. Filmi beğendin mi? Nasıl bitiyor sorun? Bir şey olmuyor. Ha? Hı. İyiymiş. İyi. Siz neye bakıyorsunuz lan? Abi manyak herifin göğsüne koskoca çiğ harfi çizmiş. Baksana ya. Bu ne lan? Abi. Adamın dolabı takım elbise dolu ya. Hepsi de siyah. Kimmiş lan bu? Kansu Deniz. Başka bir şey var mı? İşkence yapmış, öldürmüş. Şu damla sakızına da bir bakın lan. Ondan Güngör'ün cebinde de çıkmıştı abi. He. Eda, Kansu Deniz. Bir araştır bakalım. Amirim içeride bir şey yok. Sen nereden çıktın lan? Anonsu duydum, geldim amirim. Ne diyorsun? Ercüment Çözer. Ha? Ne alaka? Telefon açtı bana, Ankara'daymış. Bu veren ne zaman Ankara'ya gelse katliam yapıyor. Baksana şimdi de imzasını atmış oraya. Çok yaratıcı. Bu çelik kendi soyadı mı yoksa sizinki mi amirim? Ne oğlum sen neyin peşindesin lan? Siz de işinizi bitirin de gidin hadi. Tamam. Abi konuşmamız lazım. Tamam oğlum sabah konuşuruz ya. Olmaz abi acil ne olur bak. Sen niye geldin la buraya? Sana ne ya? Oğlum bak öyle evindeyiz şimdi beni konuşturma burada da yürü. Yürü biz de gidelim ya amirim binmeden bine karakaya hadi. Sabah sabah. Tamam abi. Siz niye arabayı almadınız lan? Biz arabayı şeyden dolayı almadık abi. Biraz alkol aldık. Alkol alınca da sonuç olarak söyleme sahip hani araba kullanılmaz. Biz de ehliyeti vermeyelim diye almadık arabayı. Evet. Aferin. Sağ olun savcı hanım. Ben az içtim de bana kullanma dediler anlamadım. İyi demişler iyi. Önce sizi bırakayım. Akbaba'ya mı gideceksiniz siz? Akbaba'ya gideceğiz. Ama ilk önce savcı hanımı bırakalım abi. Sonra bizi bırakarız. Beraber döneriz. King falan oynarız Akbaba'da ha. Yok. Ben sizi önce bırakayım. Bu saatte king olmaz. Sonra savcı hanım bırakırım. Olur mu abi? Hiç olmaz. Burada bir mertebe var yani. Mertebe farkı var. İlk önce savcı hanımı bırakalım. Ondan sonra bizi bırakırsın. Benim için fark etmez Behzat. Estağfurullah efendim. Sizin için fark etmez de sonuç olarak bizim için fark eder. Biz yani mertebe bakımından daha aşağıdayız. Sizi ilk bırakmak daha iyidir. Yani. Ya abi bak vallahi sen dediğimi dinle. Sen bak şu ileriden sağa dön. Sen sağa dön biz duralım. Oradan gidelim ya hep beraber. Ne oldu abi ya? Kaza. İnin lan aşağı. Nasıl inin aşağı abi? Biz ne yaptık? Biz konuşmadık ki Akbaba'yla. Bu konuştu. Bu insin abi. İnin lan aşağı. Abi ekmek çarpsın ben bir şey demedim ya. Tamam. İnelim de abi. İnmeden önce ben durumu açıklayayım. Ben tamamen saygı açısından söyledim. Yani yaş farkı var diye savcı hanımı bırakalım dedim. Yoksa başka hiçbir nedenim yok yani benim. Yoksa herkes ilk bırakılmak ister yani. Biz ilk bırakılmak istemez miyiz? İsteriz ama saygı yüzünden şey yaptım abi. Ya tamam devam edelim Behzat. Burada nereden gidecekler? Ya şurada taksi durağı var işte ya. İnin lan aşağı. Binin taksiye gidin. Abi. Ya inek tamam ya. İyi akşamlar savcı hanım. İyi akşamlar Harun Bey. İyi akşamlar. Çenenin yayını Harun. Çenenin yayını ya. Ben ne dedim? Adam demedim. Hadi. Ne konuşup duruyorsun lan arabanın içinde? Bır bır bır. Ha? Al indirdi işte. Senin yüzünden taksiyle gidecek. Gidek lan. Taksiyle gidek tek. Çenesini çekeceğime. Vallahi lan ben neyi anlamıyorum biliyor musun? Sevgiliysen kardeşim sevgiliyim de ya. Kızılcamam'da gördüm zaten aynısını. De ilk önce üçünüzü bırakacağım. Sonra savcıyı bırakacağım de ya. Ne tatava yapıyorum. Bir de bana iyi akşamlar diyor orada savcı. Öf ya tamam bir sus ya. Yürü ya. Sana ne lan? Sana ne oğlum? Sana ne lan? Sen ödeyeceksin lan taksinin parasını. Hadi ben ödüyorum taksinin parasını. Senin yüzünden indirdi. Atarım la. Neyse la, taksinin parasını öde. Yalnız bende para yok. Ya bankadan para çekin ya da siz verin, ben sonra veririm. Yok ya öyle ya, ama yok oğlum. Paranı çekeceksin, ödeyeceksin. Ne? Kimi kandırıyorsun? Öderim. Oldu. Alır da kaçardın. Bana amirime bozuldum ya. Ya tamam, sen daha niye uzatıyorsun ya? Koskoca savcı, sen ona niye öyle diyorsun ya? Ya kardeş, savcı da özel hayatıma girdi ya. Abi. Cevdet nerede lan? Ya dün Suat'ı bulamadık, onu almaya gönderdim. Nasıl? Sen adamı yalnız mı gönderdin oraya? Ya abi bir şey olmaz ya, zaten adamın yeri falan belli yani. Sıkıntı yok, alıp gelecek. Sen becerebilecek misin lan? Amirim yaparım tabii. Cevdet yapıyor, ben mi yapamayacağım? Ha. Yaz bakalım lan o zaman oraya, Güngör yaz. Güngör, aç parantez, maktul yaz. Oradan bir ok indir aşağıya. Leyla yaz. Leyla. Aç parantez karısı. Güngör'den bir ok daha indir aşağıya şimdi. Oraya da Suat yaz. Suat. Kayınbiraderi. Oradan da bir ok indir. Mesut. Bu da usta. Sonra bir ok daha indir şimdi yan taraftan oraya. Oraya da Mürüvvet yaz. Eski karısı. Sana söylediklerimi araştırdın mı sen Eda? Araştırdım amirim. Güngör'ün ilk eşi Mine. Mine Güngör'den ayrıldıktan sonra kendini asmış. Kadın ölü, yaşamıyor. İkinci eşi Zehra. Zehra da Almanya'da yaşıyor. Çocukları falan var, evlenmiş. En son eşi de Mürüvvet. Mürüvvet'i zaten siz gördünüz. Şu Suat'la bir konuşabilirsek biz de ne olduğunu öğreneceğiz artık. Bu Mesut da bana pek sağlam papuç gelmiyor ha. Sen ne yaptın geceki işi? Kansu Deniz. Ha. Onu da araştırdım amirim. Ordu'da yüzbaşıyken istifa etmiş. Özel harekatçıymış. İstifa ettikten sonra da özel koruma olarak çalışıyor. Hı. Suat nerede lan? Suat yok komiserim. Nasıl lan? Nasıl yok? Hani adamın yeri belliydi lan, he? Tüh, oğlum ben sana demiyor muyum lan çoluk çocuğu gönderme diye, git kendin al diye. Lan! Sen benim gönderdiğim yere gitmedin mi oğlum? Gittim. Suat orada yok muydu? Oradaydı. Dur oğlum şimdi, dur şunu baştan anlat bana. Sen ne yaptın? Amirim şimdi ben hayalet komiserimin söylediği yere gittim. Merhaba. Kerim Bey mi? Cevdet mi? Nereden biliyorsunuz? Geleceğinizde haberim vardı. Suat nerede? Kendisini misafir ediyoruz. Buyurun. Allah Allah. Siz bu adamı niye bağladınız kardeşim? Hayalet komiserim gelip alacağını söyledi. Biz de bağladık kaçmasın diye. Hayret bir şey ya. Kaçmasın diye adam mı bağlanırmış? Çöz şunu, çöz. Tamam bırak ben çözeyim. Hayret bir şey ya. Adamı bağlamışlar abicim. Çıkar şunları. Şimdi sen oraya gittin. Suat oradaydı. Bağlıydı. Sen çözdün adamı. Adamla karşıda her şeydi. Evet komiserim. Ya hayalet, git getir şu adamı, git getir, yoksa ben katil olacağım hayalet. Git getir. Amirim, şimdi ben tecrübesizim tabii. Yani mesela bundan sonra bağlı bir adamı asla çözmem. Zaten kendi kendime dedim, neden çözüyorsun bu adamı dedim. Yani neden çözdün dedim. Sonra tabii. Selim, temizle oğlum tahtayı. Yaz şimdi oraya. Yaz oraya Cevdet. Ziraat mühendisi. Aç parantez. Maktul. Bak. Bir daha eğer benden önce vurursan ağzının ortasını bir tane ben korum. Adamın adı Suat, bize Engin diyor. Komiserim benim iki ismim var. İnanmazsanız kimliğe bakın. Göster lan. Bakın. Suat Engin. Olsun. Herkes sana Suat diyor, sen bize Engin diyorsun. Oğlum sen öldürdün işte. Açıkla lan şunu. Yok amirim, öyle bir şey yok. Bak gerizekalı, ben amir değilim. Ben komiserim, amir bu. Sen öldürmediysen niye kaçtın lan? Polis olduğunu bilmiyordum abi. Abi ben ağzının ortasına çekeceğim şimdi bir tane. Elim kolum bağlı. Çözer çözmez ben de kaçtım. Sen paraları niye çaldın lan? Komiserim öyle bir şey yok. Oğlum komiserim deyip durma lan. Komiserim deyip durma. Komiser benim, amir o diyorum sana. Ha? Nereye lan? Tamam la tamam. Bekle geliyorum ben. Ne oldu abi? Sen devam et lan. Niye öldürdün? Ne yapıyorsun burada? Ben sana oturasın diye mi para veriyorum? Ha? İş yok. Yaptık hepsini herhalde. Hem okula gideceğim daha. İş yok diye bir şey yok. Tembelsin kızım sen. Tembel. İş her zaman var. Yeter ki senin çalışmakla gözün olsun. Sen daha ne kadar böyle kalacaksın? Ben halimden memnunum. İş yok, oturuyorum. Ya onu demiyorum ya. Kafan, kafan. Kafam? Saçları mı diyorsun? Ha, kafanı diyorum. Bak sıkılmadım bu maviden. Ben sıkıldım da onun için söylüyorum. Yani eğer yani boyatmaya, değiştirmeye paran yoksa söyle vereyim. Ya siz iki kardeş ne kadar geri kafalısınız. Sen ve Behzat hariç herkes beğendi. Ya yok kızım beğenen filan ya. Seni üzmemek için öyle söylüyorlar. Yok ya. Nerede kardeşim müdür odası? Tamam beyefendi sakin olun. Hala sakin ol diyorsun ha. Buraya burası mı? Sakin olun beyefendi burası. Buyurun. Beyefendi sorun yaşamıştı Şevket Bey. Sizinle görüşmek istiyor. Evet tamam ben ilgileneceğim. Buyurun. Ben böyle bir rezalet görmedim kardeşim. Siz misiniz buranın müdürü? Evet benim. Lütfen oturun. Biraz sakinlemiş olursunuz. Ben yardımcı olacağım. Bak, beyefendi nasıl yardımcı oluyor? Siz bana hep sus diyorsunuz. Beyefendi yanlış anladınız. Tamam, tamam, tamam. Sen çık. Ben de çıkabilir miyim? Okula gideceğim. Tamam, sen de çık. İyi günler. Güle güle. Ben size yardımcı olacağım. Neydi acaba sıkıntınız? Buyurun. Ya, kafeteryada çalışanlar bir sıkıntı yarattılar. Bir terbiyesizlik falan mı yaptılar? Sayılır. Üstlerine şikayet ettiniz mi? Yani tatmin edici bir cevap alamadığım için buraya kadar geldim. Tamam. O zaman birlikte gidelim şimdi oraya. Siz de o ara bana problemi anlatırsınız sanırım. Evet. Tamam. Buyurun. Hey Allah'ım ya. Buyurun, buyurun. Senin için programımı bozamam. Gel benimle yürü. Ah. Ne var, ne istiyorsun? Bana gönderdiğiniz görüntüler montajlanmış. Benim sorunum değil. Orijinal görüntüler de Ercüment'teymiş, beni aradı. Benim sorunum değil dedim. Benden ne istiyorsun? Orijinal görüntüleri. Bak, orijinalini falan bilemem. Benden CD istediniz, verdim. Oldu bitti, benim işim bu kadar. Siz bana kazık attınız. Benim işim gücüm yok, sana kazık mı atacağım? Ercüment Ankara'daymış. Biliyorum. Yerini de biliyor musun? Ankara'da bir yerde. Ver şunu. Dün gece bu adresteydi. Yine bir cinayet işlemiş. Ben de çok kızdım ona. Biliyorum. Bak. Ben seni görmek istemeden bir daha sakın beni görmek isteme. İşim olmayan adamlarla ikinci kez karşılaşmaktan hoşlanmıyorum. Bu arada geceki cinayet soruşturmasını senden aldılar. Dosya başkasında, haberin olsun. Ha işte tamam ya. Hayalet. Heh. Oğlum sen ciddi misin lan? He oğlum ciddiyim Allah Allah. Harbi harbi alacaksın yani. Ya alacağım akbabuş kız hep. Böyle aynı şeyi giydiğimi düşünmesin benim ya. La sen hep aynı şeyi giyiyorsun zaten. Oğlum ben hep aynı şeyi mi giyiyorum? Diyorum 15 tane farklı gömleğim var. Her gün değiştiriyorum ben bunu ya. Allah Allah. Kaçta buluşacağınız da bugün? 2 saat sonra. Boş. 2 saat. Şule. Hayalet. Bak şunu bir dene lan. Ya oğlum bir git ya. O bana olur mu? Şuna bak. O senin üstündeki line oğlum. O bana olur mu hiç? Ya olmaz olur mu oğlum? Renkli. En azından ondan farklı ya. Ya oğlum bak ben nasıl bir şey istiyorum biliyor musun? Bunun rengini bak. İyi belli mi? Bunun böyle buna yakın tonlar. La bırak değişik bir şey al. La oğlum değişik bir şey al la. Bak bu da oğlum. La o olmaz oğlum ya. Değişik şöyle renkli bir şey al bak. Oğlum. Tamam ver. Sen git ben daha sana bulurum. Hop usta. He. 10 numara 8 yıldız ha. Ne oğlum? Ayrı ayrı alsaydın bari. Başka renkler alaydın. Bu ne böyle ya? Oğlum ben diyorum inanmıyorum. Ruh hastası. Bir de evde gör bunu. Allah Allah. Sussun ya. Abi. Şu harcaya bakıyorsun değil mi lan? Abi haber bekliyorum ben bir yerden ya, halledeceğim. Acele et la, acele. Tamam abi. Hah. Şuradan şey yapalım onu. Maziye saygısı olmayanın kendisine de saygısı olmaz. Sakız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne içersin? Çay içelim. Çay. Çay versene. Ne yaptın? Bulabildin mi Ercüment Çözer'i? Şey işte ya, bir yerden haber bekliyorum. Eli kulağında yani. Şerif abiden mi? Sen nereden tanıyorsun Şerif abi ya? Dün sen bahsedince araştırdım. Ben de Şerif abiden haber bekliyorum. Ha. İyi tamam bakalım o zaman önce kimi arayacak? Şey ne yaptın? İş mevzusu. Yani kimse benimle çalışmak istemiyor. Çok fazla baskı var. Ha. Biraz ortalık durulsun bekle diyorlar. Anladım. Şey mi peki? Durulacak gibi mi? Daha başlangıç. İnternet gazeteciliği yaparım diyordum ama 22 Ağustos'tan sonra internet de bitecek. Hı. Belki kitap yazarım. Toplatılmazsa okuruz artık ha. Teşekkürler. Efendim Şerif abi. Hadi canım. Evet abi. Nerede? Tamam. Sağ ol abi. Ne oldu? Ercüment Çözer'i yeni mi söyledi? Nasıl ya? Niye önce seni arıyordu, beni aramıyor? Şimdi seni de ara. Allah Allah. Ha Şerif abi. Abi niye önce beni aramıyorsun burada? Abi yanımda abi oturuyor, yanımda oturuyor. Peki Şerif abi. Ama yazdım bunu bir kenara, haberin olsun. Tamam görüşürüz. Hadi. Ben de geleyim mi? Yok sen gelme ya. Şimdi bu... Ercüment biraz saçma sapan bir adam, tamam mı? Ne yapacağı belli değil. Ama şey şimdi... Akşam mesela benim işim erken bitti diyelim. Arayayım ben seni. Bir yere gidelim, bir şeyler içelim biz. Ha? Yani çıkışını kutlamak anlamında. İçeride onca arkadaşım suçsuz yere yatarken ben dışarıda kutlama falan yapamam. O da doğru. Şey yapalım, çıkalım, sadece içelim. Ha? Tamam, bak olur. Tamam. O zaman ararsın beni. Ararım. Sen ne yapacaksın şimdi? Eve gideceğim. Darmadağın etmişler. Ortalığı toparlayacağım biraz. Tamam. Arıyorum o zaman akşam. Gideyim ben. İşim var bir. Hayal et. Heh. Güzel gömlekmiş. Şu çaylar şardım ben ya. Sakız. Güngör şafak. Sen ne yapıyorsun lan? Sakız buldum, damla sakızı da onun içine. Güngör'ün ilk eşi Mine. Mine Güngör'den ayrıldıktan sonra kendini asmış. Kadın ölü. İkinci eşi Zehra. Zehra da Almanya'da yaşıyor. En son eşi de Mürüvvet. Mürüvvet'i zaten siz gördünüz. Abi herifin göğsünde Ç harfi çizmiş manyak ya. Şuna bak. Hanımefendi polisin karşısında özel olmaz. Anlat. Çocuğumuz olmuyordu. Bununla ilgili bir tartışma geçmişti aramızda. Oturmasana orada. İçki ver bana. Alo, kime diyorum? Çalışana saygılı olacaksın. Buradalar mı lan? Ha, burada. Emin misin? İşte adres burayı verdiler ha. Ha, iyi. Sizi fark etmediler değil mi lan? Yok, gören, ya beni gören olmadı en azından. Yok abi, gören yok. Rahat ol sen. He. Güngör'ü öldüren Erci olabilir lan. Nasıl ya? O nasıl iş? Ne bileyim lan ben, öyle iş işte. Lan kim oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hadi lan, lavuk! Abi kaçıyor! Polis! Geç lan! Geç! Lan! Teslim olurum, herkes duysun! Çık lan dışarı. Çık! Önce ben de çıkayım başkomiser. Sen bu sefer tuttun Ercü. Sende mi lan görüntüler? Bende ama yanımda değil. Bilseydim getirirdim. Görüntüler nerede lan? Nerede lan görüntüler? Beni bırakmazsan bulamazsın. O görüntülerin sende ne işi var lan? Hep böyle peşimde dolanacağını biliyordum. Güvenlik için yani. Bırak gideyim başkomiser. Zaten görecek bir şey yok. Ben gördüm göreceğim. Çok acayip şeyler. Sen de görünce şok olacaksın. Ne oluyor lan? Şaka herhalde. Benimki. Açayım mı? Görüntülerle ilgili olabilir. Açsana. Alo. Hı. Tamam. Sana. Kim arıyor lan beni? Şule diye bir kız. Mavi kafalı. Çok tatlı bir şey. Sen ne diyorsun lan? Alo. Şule. Behzat. Şule iyi misin sen? Değilim. Burada bir adam var. Silah dayadı başıma. Aramazsam öldüreceğini söyledi. Yardım et. Neredesin? Telefonu Ercüment Çözer'e ver. Güvenli bir yere geçene kadar telefon onda kalacak. Yoksa öldürürüm kızı. Anladın mı lan? Telefonu bana vermelisin, değil mi? Alo. Tamam, güvenli bir yere geçene kadar açık bırakacağım telefonu. Ha? Silahlarınızı indirmezseniz eğer, o mavi kafalı tatlı kızın saçı kıpkırmızı olur, söyleyeyim. O mavi kafanın tek diline zarar gelirse, senin sarı kafanı ortadan kaldırırım ben. Biraz sakin ol başkomiser. Biraz sakin ol. Geç de geç demeyeceğim Ankara'da gibi. Müsaade eder misiniz memur bey? Geç de geç. Güngör sen mi öldürdün lan? Bravo. Neden öldürdün? Bilmen lazım. Düşün biraz. Görüntüler nerede lan? Güngör'ün evinde. İlk gün gittiğinizde etrafa böyle güzelce baksaydınız bulurdunuz. Ah. Çıkarken ön kapıyı kullanın. Burası personel çıkışı. Abi Şule! Yürüyün lan. Nereye gidiyoruz moruk? İşte Şule'yi kurtarmaya gidiyoruz oğlum. Daha onu anladım oğlum. Nereye onu soruyorum. Daha oğlum işte amirim nereye gidiyorsa biz de oraya gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Akbaba? Saçma sapan soru soruyorsun ya bazen. Gene kaçtı şerefsiz. Gene kaçtı. Biz nereye gidiyoruz abi ya? Ulan be. Neredesin Şule? Gölbaşı'nda kampüsün oradayım. Buraya bıraktım. Tamam Şule tamam. Bak orada güvenlik var. Güvenliğe git biz gelene kadar. Biz de yoldayız ha. Geliyoruz şimdi. Tamam telaşlanma gitti adam da. Sen dediğimi yap Şule! Şule! Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. İyiyim, ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Hayalet, benim. Ha Ilgın ya, ben seni arayamadım. Başımıza neler neler geldi ya. Önemli değil. Bak beni almaya geliyorlar Mine. Nasıl seni almaya geliyorlar ya? Kim geliyor? Organize. Nasıl organize? Sen daha yeni çıkmadın mı? Evet de savcılık itiraz etmiş. Yeniden tutuklama kararı çıkarmışlar. Tamam. Bak sen neredesin şimdi? Evdeyim. Evdesin tamam. Oradan kaç tamam. Ben sana bir adres vereyim. Oraya git beni bekle olur mu? Nasıl kaçayım? Çok geç. Çok geç değil. Nasıl çok geç ya? Nasıl çok geç? Çok geç değil ya. Kapı çaldı geldiler. Tamam bak kapıya bakma orada yokmuş gibi davran. Bak seni almalarına tekrar izin verme tamam mı? Bana mektup yaz. Maziye saygısı olmayanın kendine de saygısı olmaz. Maziye saygısı olmayanın kendisine de saygısı olmaz. Ercüment Çözer. Geceleri eceledim, gündüzleri bocaladın, bir kendini dinledin, bir de eli dinledin. Hiçbir şey... Ne oluyor lan? Çocuklarım! Çocuklarım! Ne oluyor? Tamam lan, tamam lan! Anlamadım, geceyi uyutan gündüz yüzlü kız, yıldızlar dürttü seni andım. Geceyi uyutan gündüz yüzlü kız, yıldızlar